Sevgili Ümit Sabi Kuvuş. Sevgili Mustafa Can. Nasılsınız? Şahaneyim. Sizleri sormalı. İyidir. Teşekkür ediyorum. Bu incirden sonra ikinci bitkimiz mi? Üzerine i̇ncirden sonra üzerine konuşacağımız ikinci bitkimiz. İstanbul'a has bir bitkiden bahsedeceğiz. Üzerine şiirler, şarkılar yazılmış. Tabii. Enteresan karşılığı olan bitkilerden bir tanesi sevgili ıtır. Evet. Sevgili ıtır. Hatta daha da özelinde ıtır şahi veya döneminin en çok bilinen ismiyle İstanbul Nazendesi. İstanbul Nazendesi şarkılara da girmiş şeylerden bir tanesi. Tabii. Neden İstanbul'la nam salacak kadar ünlenmiş bu bitkinin kendisi? Şuradan başlamak lazım. Latirus odoratus, biyologların babası sayılan sevgili Linne tarafından tür teşhisi yapılmış. Çok özel bir bitki. Itır kelimesini zaten biliyoruz. Itır veya ıtırlı bitki böyle kokulu bitkilere verdiğimiz isimdir. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren İstanbul çevresinde, İstanbul ve çevresinde bazı bitkilerden ıtır elde etmek, koku elde etmek, o kokuyla parfüm yapmak veya güzel kokular yapmak büyük bir sektördü. İstanbul nazendesi de o dönemlerde 18. 19. yüzyıla kadar çok yoğun bir şekilde kullanılan bir kokulu bitkidir. Latince ismi de oradan gelir aslında. Odoratus, oradaki odo eki kokulu bitki demektir. Koku demektir veya parfüm demektir. O dönemlerde yoğun olarak parfümeride, işte koku üretiminde çok yoğun kullanılan bir bitkidir. Ve İstanbul'a o kadar yakışmıştır ki adını İstanbul nazendesi koymuşlardır. Tabii biz Türkiye'de böyle diyoruz. Başka yerde... Yerel isimleri var. Hatta daha komik gelebilir. Yani biyolojik olarak, taksonomik olarak baklagiller familyasındandır. Baklarla akrabadır. Daha yakınına, genusuna, cinsine indiğimiz zaman bezelyelerle akrabadır. Hatta tatlı bezelyeler dediğimiz grupla akrabadır. Ama çok yoğun bir şekilde üretimi yapılıp, özellikle 16. 17. yüzyılda çok yoğun bir şekilde üretimi yapılıp koku sektöründe kullanıldığı için çok özeldir. İstanbul'da şu anda bulunduğumuz dönemde şehir içinde bahçesi olan, böyle şehrin biraz daha kenarına kayan müstakil evlerin daha yoğun yeşilliğin olduğu yerde artık vahşi olarak, doğada yetişebilir olarak görebiliyoruz. Özellikle Temmuz aylarında renkli çiçekler açar. Eflatundan mora, maviden beyaza kadar böyle değişik paternlerde açar. Çok güzel kokar. Yaklaşık 2-2,5 metreye kadar boyu uzayabilir. Otsu bir yapıdadır. Tek yıllık bir bitkidir. Ve meraklısının İstanbul çevresinde çok göreceği, gördüğü zaman da çok zevk alacağı bir bitki türüdür. Yani doğal döngüde birileri yetiştirmeden ya da bir şey yapmadan da doğal döngüde tabii. İstanbul'un doğal hayatının içerisinde var değil mi? Tabii ıtır zaten var, ıtır şahide var, doğal döngüsünde var. Yani şeyde biraz dikkatli bakan bir göz, bahçesi olan, yeşilliği olan, özellikle mesela şey dikkatimi çekmiştir. Mezarlığa yakın yerlerde biliyorsun bizde bizim için kutsaldır o tür yerler, çok fazla zarar vermemeye çalışırız. Zarar da vermeyiz. Mesela oralarda da çok görülür. Kendi kendine yetişen böyle sarmaşık türlü 2-2,5 metreye kadar uzayan çok güzel çiçekli, nefis kokan adı da İstanbul nazendesi olan güzel bir bitki arkadaşımızdır. Bir yıl içerisinde, bir yıllık döngünün içerisinde kayboluyor ama. Yani büyüyor, 2-2,5 metre boyunu buluyor. Sonra tabii. Ölüyor. Kışın ölüyor anladığım kadarıyla. Ölüyor diyelim demesek de olur. Yani Temmuz gibi çiçeğini açar. Temmuz, Ağustos gibi çiçekli haldedir. Daha sonra tohum verir, tohuma dönüşür. Tohumlarını yaydıktan sonra ana gövde, vejetatif gövde artık işlevini yerine getirmiştir. Çünkü tek yıllık bitkidir. Ölür ama yaydığı tohumlar başka bir yerde yakın civarında tekrar büyümesi. Ve hatta çoğalmış halde, doğal koşullar sürüyorsa çoğalmış tabii. Halde büyür. Şu koku meselesi çok enteresan. Yani şeyi merak ediyorum. Belki biraz bunun üzerine ıtırı da bahane edip üzerinden azıcık konuşalım şeyde. Yani evrim kokuyu nasıl buldu? Kokunun işlevli olması için kokuyu alacak bir burun olması gerekiyor. Yani acaba. Şeyde. İlk evrimsel süreçte ilk kokan şey neydi biliyor musun? Muhtemelen ilk kokan şey o canlının ilk karşılaştığı moleküldü. Şimdi kafa karıştı. Doğru sormadım. Doğru şekilde sorayım. Kokuyu ilk evrimsel avantaj olarak kullanan şey neydi? Tek hücreliler.
Şimdi ilk önce koku duyusunun ne olduğundan başlarsak daha şey olacak. Şimdi biz canlılarda çoğunda, insanda dahil olmak üzere burnumuzda koku moleküllerini yakalayıp o koku molekülünden elektriksel bir sinyal oluşturup beynimizde işleyerek isimlendirdiğimiz bir yolak var. Bunu aradakilerin tamamını atlayıp en ilkeline indiğimiz zaman bir tek hücreli bir canlı düşün. Ortada bir molekül var. Koku molekülü. Bu tek hücreli canlı bu koku molekülünü algılayacak reseptörlere sahip olduğu an koklamaya başlamış demektir. Bu tek hücreli bir terliksel hayvan da olabilir. Öglana. İşte başka bir... Ki tek hücreli hayvanlarda bu var diyorsun. Var tabii. Yani koku almak... Ne tür bir avantaj için kullanıyor bunu? Şimdi her türlü dış etkinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor canlının. Bu tek hücreli de olsa, çok hücreli de olsa böyle. Aldığı etkiye göre yaptığı harekete biz biyolojide taksi diyoruz. Yani yönlenme. Uçakların taksisi gibi, bizim bildiğimiz taksiler gibi. Pozitif... Aa, taksi oradan mı geliyor? Tabii ki. Hareket etmek, yönlenmek demek. Değişikmiş. Aldım cevabı. pozitif taksi, negatif taksi diye ikiye ayırabiliriz. Pozitif taksi herhangi bir etkiyi algıladığında o etkiye sebep olan nesneye doğru yönlenmektir. Veya o etkiye sebep olan nesneden uzaklaşmaktır. Bu da negatif taksidir. Eğer bu bir kimyasalsa, mesela koku molekülü ise, tek hücreli canlı şunu öğreniyor. Herhangi bir moleküle maruz kaldığı zaman hayatı tehlikeye girebilir. Reseptörleri bunu algıladığı anda negatif kemotaksi dediğimiz. Yani o kimyasal maddeden uzaklaşma yolunu seçiyor. Veya tam tersi bir besin... ne ait bir molekül yakaladı havada, pozitif kemotaksi. Işıkla ilgili ise işte negatif fototaksi, pozitif fototaksi. Başka bir şeyle ilgili ise negatif bla bla taksi gibi. Bu o zaman koku evrimin hep önemli bir değişken unsuruydu yani. Tabii ki. Çünkü belirleyemediğin bir moleküle isim verip o molekülün kaynağı hakkında fikir sahibi olman gerekiyor. Anladım. Yani bunu dinozorlar da hep kullanıyordu. Sinekler de kullanıyor. Tabii. Ya da işte herkes tabii. Aslında kokuyu bir şekilde kullanıyor. Biz sadece hani burnu olanlarla özdeşleştirdiğimiz için yani evet. Kokuyu burunla eşleştiriyoruz. Halbuki kokunun temeli kaynağından gelen bir molekülün ne olduğunu tespit edip kaynağına bir tavır yüklemek. Ondan kaçmak veya ona yönelmek. Kokusunu aldığımız şey bir çilekse, çilek kokusu, hadi ona yönelim. Kokusunu aldığımız bir şey bir leşse uzaklaşayım. Bu tek hücrelilerde de bu mekanizmayla çalışıyor. Yüksek organizmalılarda da böceklerde, farelerde, akreplerde, yılanlarda, insanlarda, memeliler hepsinde böyle çalışıyor. O yüzden bizim koku duyumuz aslında duyularımızın içerisindeki en ilkel olanlardan bir tanesi hatta. İlkel demeyelim, en ilksel olanı. İlksel olanlardan, çünkü evet. Aslında en karmaşık olanı. Çünkü şöyle karmaşık olanı, mesela tat duyusuyla karşılaştırdığımızda topu topu 4 tane tat şekli var. Şimdi 5 İkincisine arıyorlar da umami. Bulduğunu söyleyen var, bulmadığını söyleyen var. Bu 4'ü üzerinden yürüyoruz. Görmek dediğin 3 tane temel renkten var. Duymak dediğin belli bir frekansta var. Yani hepsi aslında kokuyla kıyasladığın zaman kısıtlı. Ama koku duyumuz homonkulusta, yani duyularımızın beynimizde kapladığı nispi alan diyelim. Bir tür karikatürdür aslında. Koku hepsinden daha büyük yer kaplıyor. Çok fazla kokuyu birbirinden ayırt edebiliyoruz. İnanamazsın yani bir insan olarak. Hani konsantre olduğumuzda bir av köpeği kadar olmasa da bir av köpeğinin 7'de biri, 8'de biri diyelim. Kokuyu birbirinden ayırt edebiliyoruz. Üstüne üstlük ayırt etmeyi bırak, bir de hatıralarımızı canlandırıyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Duygularımızı canlandırıyor. Başka hiçbir duyumuz o kadar bizim hatıra ya da hafızamızla direkt bağlantılı tabii. Değilmiş gibi görünüyor. Çünkü o kadar ilksel, o kadar temel bir yerde koku. Peki yani kokunun kendisini doğalında koku üretiyor olmanın haricinde yani moleküller her tür canlı ya da bir biçim moleküller bir şey üretiyor. Ama ilk defa bunu evrimin avantajı olarak kullanan, kendi avantajı için, üreme avantajı için kullanan, ilk demeyelim de yani önemli evrimsel önemli şeylerden bir tanesi bitkiler, çiçekler. İlk bunu bitkiler yapıyor aslında. Yine hayvanlar da kullanıyorlar bunu. Tabii bütün canlılar kullanıyor. Hatta sırf canlılarla da kıyaslayamayız. Cansızlar için de kullanıyoruz bunu. Yani işte suyun yerini tespit etmek için kokusunu kullananlar var. Ne bileyim işte tuzun yerini tespit etmek için kokusunu kullanan keçiler gibi düşün. Yani o tamamen temel. Tuz kokar mı? Biz koklayamayız ama kokar. Biz tuzun içindeki biz koklayamayız ama kokar. Hani çok susuz kaldığın zaman
halüsinasyonu da görmüş olabilirim ama su var veya suyun bıraktığı etkinin kokusunu insan alabiliyor. Nem kokusu almıyor musun? Mesela onun gibi. Evet onu diyecektim. Su buharının yoğunluğunun belki yani evet. O bir koku değil de yoğunluğu. Ama hayatımız ona bağlı değil. Hayatımız ona bağlı olsa, bağlı olan bir canlı olsak suyun kokusunu alırsın. Filler ortalama 10-12 kilometreden, 15 kilometreden suyun kokusunu alabiliyor. Çünkü hayatı ona bağlı. Su, havadaki su moleküllerinin yoğunluğuna göre radar misali düşün veya sonar misali. Nereye yönleneceğini bulabiliyor. Onu işleyen bir mekanizması var. Muhtemelen bizde de vardır da artık çok hayatı olmadığı için kullanmıyor olabiliriz. Itır bir şekilde yaşansa ya da bilinçli bilinçsiz şekilde evrimleşerek insanla bileşkelenecek, insan için pozitif etki oluşturabilecek bir ürün tabii. Olup çoğaltılması desteklenen ürünlerden bir tanesine de dönüyor. İnsan tarafından seçilerek desteklenen tabii birçok amaçla hem de. Sadece koku için. Ne, hangi amaçlarda kullanılıyor mesela? Mesela lise genetiği, lise biyolojisi gören, okuyan herkes biliyordur. Meşhur genetiğin babası Mendel vardır. Mendel'in genetik deneylerini yaptığı bitki bizim ıtırdır. Itır. Neden? Kolay yürüyor. Üremesi kolay, üretmesi kolay daha doğrusu. Artı genotipteki yani genetiğimizde yazılı olan kodların fenotipte yani dış görünüşümüzdeki etkilerini görmek bu bitkide çok kolay. Çünkü çok renkli. Renkleri değişebiliyor. Birçok renge ait genetik kod taşıyabiliyor. Anlatırlar ya hikayesini işte meyvesinin buruşuk olması, düz olması, sarı olması, çiçeğin şöyle olması, bilmem nesinin böyle olması gibi varyasyonları çok fazla. Mendel o yüzden bunu tercih etti ve birbirinden farklı özelliklerdeki ıtırları veya tatlı bezelyeleri çiftleştirerek farklı kombinasyonda şeyler, bireyler oluşturdu. Onların kurallarını kağıda yazarak bugünkü bildiğimiz anlamda genetik bilimini başlattı. Güzelmiş, değişikmiş. Evet, oraya bağlayabiliriz. Başka spesifik bir şey var mı ıtırla alakalı söylemek? Var. Yani en azından bizim İstanbul için 17. yüzyılın büyük bestecilerinden Itri Efendi ismini bu bitkiden alıyor. Itır tam olarak böyle hani kısıtlı küçük bir bölgeye endemik bitkisi olmasa da daha geniş bir bölgeye tabii. Dair bir endemik yapısı var ama İstanbul sahiplenmiş ıtırı. Tabii İstanbul. Bizim kültürümüzde nasıl etkileri var? Bir kere biz hani parfüm sektörünü hep Fransa'ya bağlarız ama hani o simgeleşmiş bir şey. Güzel koku sektörü Orta Doğu'dan Sibirya'ya kadar her yere yayılmış. Toprağın verimliliğine göre farklı çareler bulunmuş bir sektör. İstanbul'da koku, güzel koku üretmenin en bilinen, en ticaret yollarında merkezinde olduğu için en büyük noktalarından bir tanesi. Ve tabii o dönemlerde artık kimyasal kokular veya kimya bilimi o kadar gelişmediği için kokuların büyük bir bölümünü doğal bitkilerden, doğal canlılardan alıyoruz daha doğrusu. Yani her koku bitkiden olmuyor. Keçi testislerinden olanı da var, bilmem nerenin bilmem nesinden olanı da var. Ama ağırlıklı olarak bitkiler kullanılıyor. İstanbul'da da en ünlü, en çok kullanılan bitki olduğu için ıtır ve ıtır şahi diğer adıyla İstanbul nazendesi oldukça yoğun. Kültürümüze de ister istemez işliyor tabii ki. Şarkılarımızda var, divan edebiyatımızda var, türkülerimizde var. Itır adı insanlarımız, kızlar, kız çocuklarımıza isim olarak bile vermeye başlamışız. Itri ismini, daha doğrusu mahlası Itri'dir onun. Asıl adı Buhurizade Mustafa Itri Bey. Niye böyle kalabalık bir ismi var? Itri'nin babası, baba mesleği Buhurizadelik. Buhurizadelik bugünkü anlamda parfüm uzmanı, koku üreticisi demek. Aslında Itri'nin de çok bu meslekle ilgilenmesini istemişler ama adamın dahili başka bir yönde. Ama adını oradan alıyor. Yani bizim İstanbul nazendesinden alıyor. Babası bu çiçek ve buna benzer çiçeklerden o dönemin en meşhur kokularını ürettiği için. Buhurizade Itri Mustafa Efendi, Mustafa Bey. Efendim neyse.